kıymetli hoca arkadaşlarım ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz. 2019 yılı Melek Baba Özgür Tepe Camii Yaz Kur'an Kursu açılış programımıza hoş geldiniz. Sayın hocam, camimizde ve beraberinde Melek Baba Semt Konağı'nda ortalama her yıl 400-500 öğrenciye hitap etmekteyiz. Dolayısıyla belki günlük bazı hizmetlerimiz günü kurtarmaya yöneliktir. Ama biz şuna inanıyoruz ki gençlerimize yapacağımız yatırım milletimizin geleceğini inşa etmeye yöneliktir. Gayretimiz, sevdamız bunun için. Allah başta sizin, desteğini bizden esirgemeyen imkan sahiplerinin, devletimizin ve bize omuz veren bütün imkan sahiplerinin gücünü artırsın. Sayın Müftüm, Sayın Müftü Yardımcı, çok kıymetli velilerimiz, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın şehir dışında olması hasebiyle bu toplantıya ben katıldım. Ve çok da mutlu oldum açıkçası. Evlatlarımızın, yavrularımızın dinimizin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, daha sonra da inşallah bunları anlamaları adına sayın hocalarımızın, müftülüğümüzün yaptığı çalışmaları böyle gururla izledim ve çok da mutlu oldum. Allah inşallah bize böyle imanlı nesiller, çocuklar yetiştirmeyi nasip eder. Emeği geçen tüm hocalarımıza, tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Babalarınıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir karar verdiniz. Bu kararın neticesinde bugün başladığımız yaz Kur'an kurslarını, cami kurslarında buluşturduk. Bugünkü sloganımız neydi? Çocuklar camiyle dolsun, ahlakı Kur'an olsun. Hadi söyleyelim beraber. Çocuklar camiyle dolsun, ahlakı Kur'an olsun. Değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bugün Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Siz inşallah kısa zaman içinde camide hem eğleneceksiniz, hem oynayacaksınız, hem de böyle neşeli bir şekilde vakit geçireceksiniz. Ama aynı zamanda bugün burada başladığımız kursumuzda, böyle yaz kursumuzda böyle çok şeyler öğrenmiş olarak tekrardan döneceksiniz. Şunu emin olun, burada geçirdiğiniz vakitler hayatınızın en önemli vakitleri. Bunu hiçbir zaman unutamayacaksınız. Mekanların ruhu vardır. Caminin ruhu vardır. O ruh size burada bir şey söyleyecek. Onu sizin ruhunuz alacak. Hayatınız boyunca burada aldığınız buradaki değerler eğitimi, buradaki Kur'an eğitimi, buradaki Kur'an ahlakı hayatınız boyunca inşallah size rehber olacak. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukları çok seviyordu. Siz camiye geldiğiniz için şüphesiz ki Allah sizi çok seviyor. Allah sizi çok sevecek. Peygamberimiz sizi çok seviyordu. Kur'an-ı Kerim'deki birçok surelere, ayetlere baktığımız zaman çocuklardan bahsediyor, biliyor musunuz? İsmail'den bahsediyor. Daha sizin yaşınızdaki bir İsmail'den bahsediyor. Genç yaştaki İbrahim'in yaptıklarından çocuk yaştaki yaptıkları davranışları anlatıyor. Yusuf'u anlatıyor. Meryem'i anlatıyor. Betül'ü anlatıyor. Şuayb'ın kızını anlatıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetlerde, kıssalarda Allah-u Teala çocuklara yer vermiş. Peygamber Efendimiz sizin gibi çocukları çok seviyordu. Onlarla böyle mescitte, camide buluşuyor, onlara özel yer ayırıyordu. Sokakta onlarla karşılaştığı zaman onların oyunlarına bazen ortak oluyor. Onların üzüntülü anlarında onların üzüntülerini paylaşıyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
sizler camiye gelmek suretiyle, böyle bir karar vermek suretiyle haddi zatında annenizi, babanızı, annelerinizi, babalarınızı da bir manada büyük bir sorumluluktan kurtarmış oluyorsunuz. Çünkü her anne baba çocuğuna güzel ahlakı öğretmekle mükellef. Allah-u Teala anneleri, babaları bundan sorumlu tutuyor. Bu vesileyle ben sözlerimin başında da söylediğim gibi sizi buraya gönderen annelerinizi, babalarınızı tebrik ediyorum.